Tespit ve değerlendirmeleriniz nelerdir efendim bu olayla ilgili? Ben gazeteci arkadaşlarıma bir yurttaş olarak teşekkür ederek başlamak isterim. Hem Hakan Bey'e, hem Saymaz'a, hem de Hazar arkadaşıma. Hilmi Hacaloğlu şaşırarak Antalya'da nasıl Hazar gazeteci, muhabir Hazar arkadaşımızın gözaltına alındığını sordu, şaşırdığını söyledi. Arada geçen bir şeyi vurgulamakta yarar var galiba. AKP elitinin bağlı olduğu, önemli oranda AKP elitinin o yolda yürüdüğü söylenen bir cemaatten bahsediyoruz. Dolayısıyla her şey olabilir ve emekli bir polis memuru, ünvanı ne olursa olsun, Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden birisi kendisine soru sormak için aradığında ona ne cüretle beni arıyorsun deme cüretini, cesaretini bulabilir. Bu bence bir tehdit, çok açık bir tehdit. Ona buna hamle eden Cumhuriyet Savcılarının esas olarak doğrudan Cumhuriyet'le alakalı olan bir hususla ilgili harekete geçmesi gerekir. Birinci söylemek isteyeceğim şey budur. İkincisi, çok konuşuldu ama bu yayın yasağı meselesi anayasaya aykırıdır. Sansürdür bu. Yakınının zarar görmemesi. Çok acı bir cinayetle karşı karşıyayız. Yakınının zarar görmemesi sınırında alınması gereken önlemler alınabilir. Fakat burada esas olarak basının, sizlerin bu soruşturmayı derinleştirmeye ilişkin haber yapması, esas sorunlara ilişkin haber yapması engellenmeye çalışılıyor. Bu anayasaya aykırı. Durum şu, Türkiye aşama aşama 50'lerden bu yana, fakat benim gözleyebildiğim kadarıyla, daha doğrusu bizim gözlemimize göre 12 Mart darbesinden bu yana özellikle eğitim hakkına ulaşmak isteyen yoksul çocukların barınma meselesini tümüyle cemaatlere teslim etmiş durumda. O kadar ki 12 Mart darbesinden sonra kurulan dernek, kurulan yurt sayısı ondan önce var olan dernek ve yurtlara göre misliyle artıyor. Aladağ nedeniyle bildiğimiz Süleymancılar'da rakam söyleyebilirim. Ama diğer cemaatler açısından da durum böyle. Özet olarak kamu idaresi 12 Mart'ta ağırlaşan bir manzarayla ama nitel bir sıçramayla 12 Eylül'den sonra misliyle artarak ve ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte 2003-2004 zaman diliminden hemen sonra artık ne diyelim, bayırdan, zincirlerinden boşanmışçasına bütün olarak insanlarımızın, yoksul insanlarımızın çocuklarını kendi tırnak içerisinde yurtuna götürüyor. Saymaz hızlıca anlattı. Bunlar yurt. Fakat bir sorun çıktığında, beklenir sorunlar çıktığında hızlıca yurt değilmiş gibi davranılmaya çalışılıyor. Aladağ örneği üzerinden şöyle söyleyeyim. 72'de açılıyor Aladağ'daki yurt. O yurda ilişkin olarak 83 yılına kadar, yani 12 Eylül darbesinden sonraki zaman dilimine kadar resmi hiçbir belge yok. 83'te resmi yazışmalar yapılıyor. 90'lara kadar yurt diyemeyiz. O dönemde, malum hükümet döneminde diyeyim, o dönemde bir fonksiyon elde ediyorlar, bir hareket alanı elde ediyorlar. Fakat fiziki koşulları hiçbir zaman bir yurt olarak kullanılmaya elverişli değil. Fiziki koşullarını şöyle tarif edeyim. Bu olay açısından bu denetimsizlik meselesi önemli olduğu için bunu söylüyorum. Bina kaçak, elektrik aksamına ilişkin ciddi problemler var. Çocukları düzenli olarak bulaşık yıkadıkları için elektrik çarpıyor vesaire vesaire. Yangın çıkışları kapalı. Müfettişler geleceği zaman kapı kolları sökülüyor, müfettişlerin gitmesinden sonra kapı kolları yerine takılıyor. Bunu şu yüzden anlatıyorum. Buna ilişkin denetim yapması gereken insanlar, biraz önce ilçe milliyetin müdüründen bahsedildi, bu denetimi yapmıyorlar. Bu denetimi yapmadıkları gibi köylüleri, Aladağ'ın dağ köylerinden gelen çok yoksul insanları çocuklarını o yurda vermek konusunda yönlendiriyorlar. Burada söyleyeyim, tehdit ediyorlar. Tehdit ediyorlar, çocuklarının geleceğiyle, istikbaliyle tehdit ediyorlar. Çünkü bunlar çok kusurlu insanlar ve ev tutun o zaman.
bizim yapabileceğimiz başka bir şey yok diyor ve çocuklar oraya gönderilmek zorunda kalıyor. Şimdi Ozan'da sayma zordaydı. Sorduğum soruyu sorayım. Evet. Fethullahçıların ne melen bir melalet olduğunu ve Fethullahçılara sağlanan olanakların yoksul halkımızın çocuklarının Fethullahçılara mecbur bırakılmasının sonuçlarını daha önce görmeyenler 15 Temmuz 2016 gecesinde gördüler. Şimdi bunca melalet yaşandıktan sonra insanlarımızın yoksullukları altın tepside o cemaate ya da bu cemaate ya da bir diğerine teslim edilmeye devam edilecek mi? Bu kabul edilemez. Aladağ örneğinde bir ilk oldu. Hı hı. Bakın Konya'nın bir ilçesinde çocuklara tecavüz etmek nedeniyle bir kişi mahkum edildi. Konya'nın başka bir ilçesinde biraz önce söylediğim cemaatlerden birine ait bir yurdun çöküşü sonucunda henüz bir ceza yok. Aladağ bu açıdan bir ilktir. Şu anda görüntüde gördüğünüz yoksul insanlar para teklifine, tehdide, kamu gücüne itiraz ederek, boyun eğmeyerek kendi davalarına sahip çıktılar ve bir ceza aldılar. Ne oldu? Süleymancıların siyasal iktidarlar arasının bozuk olduğu söyleniyor. Ne oldu? 2020 yılının Nisan ayında pandemi gerekçesiyle yapılan infaz düzenlemesiyle kurtuldular. Hı hı. Evet, görevlileri de kurtuldu. Şimdi biraz önce söylediğinizdeki riske işaret etmek lazım. Eğer bir delilik haliyle izah edecek olursak, velev ki o kişi delidir. Velev ki o kişi delidir. Orayı kiraya verip bile bile yurt olarak, kaçak bir yurt olarak işletilmesini için sevk ve idare edinin. Orayı denetlemesi gerekirken denetlemeyenin sorumluluğundan bahsedemeyeceğiz. Bunların her biri sorumludur. Evet. Ceza kanununda hangi madde kapsamında sorumlu olduklarını konuşabiliriz. Hı hı. Şöyle ne kadar süremiz kaldı onu bilmiyorum ama. Bir 10 dakika kadar Can Bey. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Eğer Türkiye'de eğitim haksa bu herkes için hak olmak durumundadır. Şimdi eğitimin bilimsel olmadığı durumda ona eğitim diyemeyeceğimiz. Bilimselliğin zorunlu unsurunun, zorunlu unsurlarından bir tanesinin laiklik olduğunu söylemeye dahi gerek. Fakat tekrar söyleyeyim. 15 Temmuz'dan sonra şehirler arası otobüs terminallerinde cemaat yurtlarına söke söke insan götürülme manzaralarını daha az görmeye başlamıştınız. Hı hı. Tekrar başladı. Tekrar başladı mı diyorsun Can? Anlamadım onu. Tekrar başladı mı diyorsun? Lütfen takip edin. Bu özgüven. Bakın şöyle, bu özgüven beni ne cüretle arıyorsunuzu Türkiye'nin en çok izlenen haber kanallarından birinin, en çok tanınan muhabirlerinden birine söylenmesi başka bir şey. Bakın iyi ismi söylemeyeyim ama Türkiye'de hani geleneksel olarak siyasal İslam'ın güçlü olduğu bir ilden bahsetmiyoruz. Antalya'dan bahsediyoruz. Antalya'dan böyle bir ses yükseliyor. Ama Antalya'da cemaatlerin ve tarikatlerin çok güçlü olduğu, çok fazla yapılanma. Yani zaten iki örnek. Aladağ'da Antalya'nın Adana. Adana. Ama şöyle, bu yukarıdan aşağı olan bir şey. Bu devletin olanakları kullanılarak yapılan bir şey. Tarih anlatabilirim ama çok kısıtlı süre var. Oraya yani Kozan Aladağ hattının sosyolojisine nüfuz edememiş durumdalar. Antalya açısından da hani noktasal başarılar söylenebilir bu ne diyelim dinbazlıkla ilgili olarak ama ana gövdesi böyle değildir. Türkiye'nin başka yerlerinde daha yüksek bir hüsnü kabulle karşılandıklarını söyleyebiliriz. Ama Antalya havzası birinci elden böyle bir havza değil. Velev ki öyle olsun. Velev ki öyle olsun. Kafası kesilerek öldürülmüş 18 yaşında bir hani çocukluktan yeni çıkmış bir delikanlıdan bahsediyoruz. Ve biraz önce hakkında da konuşuldu. Deccallik iddiası. Bu dini bir iddia. Yani bir kitabi atfa dayanan bir iddia. Ve hafızam beni yanıltmıyorsa, gazeteci arkadaşlarım araştırırlarsa, tarihçiler araştırırlarsa ne kadar iyi olur. Bu cemaatin en azından iddia düzeyinde, bence benim hatırladığım kadarıyla hüküm de var ama en azından iddia düzeyinde kafa kesilmeyle ilişkilendirildiği başka olay var mıdır? Şimdi bu kadar kendi tarih bilgimizden arınarak konuşamayız. Bunlar ciddi var mı? Can Atalay senin hakkında geliyor mu öyle bir olay?
Cumhuriyet'in ilk yıllarında evet aklıma geliyor. Evet. Hatırlıyorum. Şimdi yayın yasağına girdiği Kubilay için... Kubilay olayını çok buralara girmeyelim isterseniz yayın yasağına girdiği için şöyle, o detaylar, şöyle. Ayrıntılar, öldürme şeklinde. Yani hayır. Şunu söyleyeyim. Son bir... Can Bey bir ister buna mı açıklık getireceksiniz, bir şey söyleyeceksiniz? Buyurun. Olayın içeriğine ilişkin olarak ne ben ne orada bulunanlar daha önceden yayınlanmış haberler dışında hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey görmedik. Birincisi bu. İkincisi tarihsel bir bilgiye işaret ediyorum ben. Ve şuna itiraz ediyorum. Türkiye'de ne zaman bir siyasal cinayet işlense meczupluk iddia olunmaktır. Laflarının arkasına gizleniyor. Şöyle söyleyeyim. Geçen akşam niye olduğunu sorabilirsiniz. A Haber izlerken irkildim. Danıştay saldırısının faili olduğu iddia edilen Alparslan Aslan dediler. Yahu hani kesin şüküm var. Kesin hiçbir şüküm var. Şimdi burada da yıllar sonra bu işte meczup, akli melekeleri elinde olmayan insanın cezasızlıkla karşılanması için bunlar yapılıyor. Bunun bir tarihsel arka planı var. O yüzden söyledim. Evet. Ötesi de denetlemek zorunda olan sorumludur. Aynı şekilde ceza almalıdır. Evet. Can Bey bu yurtlarla ilgili yani genel olarak dini cemaatler ve tarikatlara bağlı faaliyet gösteren yurtlar, merdiven altı olarak tarif edilebilecek kaçak yurtlar, bunlarla ilgili sayılar, veriler var mı? Kaçak kısmıyla ilgili herhalde olamaz.